Evet, herkese merhaba. 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Ben Selma Kalemci. Bugün birlikte neler çalışacağız? Görüntüleme cihazların çalışma prensibini, LCD ve plazma teknolojilerinin fizik bilim içindeki yerini, yarı iletken teknolojisini, LED teknolojisini, süper iletkenlerin nano malzemeleri ve lazerleri. Bugün biraz sözel konuları birlikte şöyle bir üzerinden geçelim. Şimdi modern fiziğin teknolojinin uygulama alanları biliyorsunuz fiziğin günlük hayattaki bulduğumuz bütün alanlar neredeyse bir teknoloji olarak ne yapar karşımıza çıkar. Bunların en önemlilerinden bir tanesi görüntü teknolojileri. Tıp alanından tutun da birçok teknolojik alanda ne yapar karşınıza çıkar. Şimdi mühendisler tarafından geliştirilen ve biyomedikal cihaz olarak isimlendirilen görüntüleme cihazları tıpta kullanılanlardan bakıyoruz. Ne amaçlı kullanıyoruz bunu? Hastalıklarının tanı ve teşhisinde, hastalıkların tedavisinde doktorlar için gerçekten çok önemli nedir? Tıbbi araçlardır. O yüzden de birçok şeyde hastalığın tanısında kullanmak için ne yapacaklar? Hastalarını yönlendireceklerdir. Bunlardan birincisi ne? MR cihazı diye geçer. Manyetik rezonans görüntüleme. Biraz tabii tehlikeli, vücuda tabii ki ister istemez zararı olmayan bir görüntüleme tekniği. 1981 yılında geliştirilmiştir. Tanı amaçlıdır, sadece tanı. Orada dokuda bir zarar var mı yok mu onu görmek amaçlıdır. Manyetik rezonans, manyetik alanda protonların etkileşimidir. Manyetik alanın içerisinde konulan hastaya radyo frekansları gönderilir. Radyo frekansı vücut için zararlı değil. Doku hücreleri içerisindeki hidrojen atomu ile radyo frekansı karşılaştırıldığı zaman sinyaller gönderilerek görüntü oluşturulur. Bu kadar basit bir teknikle çalışıyor. Tomografi BT diye geçecek. Tomografi 1972 yılında geliştirilmiş. Ne kullanıyoruz? X ışınları kullanılıyor. X ışınları yardımıyla vücutta yatay kesitleri alan görüntüleme cihazı tanı ve teşhis amaçlı. Şimdi bir diğer cihazımız ne? Ultrason. Nedir? Ses dalgaları aslında. Ultrason çok yüksek ses frekanslı ses dalgaları ki bunlar insan kulağı tarafından da duyulmayan ses dalgaları. Ses dalgası demek. Hemen altını çiziyoruz. Ultrason ses dalgası. Vücuda çok yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek farklı dokulardan yansıyan sesler incelenir. Kullanım kolaydır, radyasyon riski yoktur. Termal kameralar günümüzde biliyorsunuz özellikle bu COVID-19'la birlikte kullanım çok artmış. Özellikle havalanlarında kullandığımız, hastalık teşhisinde kullandığımız bir diğer görüntüleme cihazımız. Normalin üzerinde veya altındaki soğuklukları ölçebilen, buradaki hava sıcaklığı yani biliyorsunuz bütün sıcak maddeler ışıma yapar. Yaptığı o sıcaklık ışıma miktarını hatırlarsanız Planck sabitinde, Planck'a yaptığı çalışmada söylemiştik karı cisim ışımasında. Tamamen sıcaklığına bağlı olarak ışıma yapacak. Ve bu ışıma da karşı tarafın sıcaklığını size bir şekilde gösterecek. Çıplak gözle görülemeyen sorunları belirler. Termal kameralar ile çekilen fotoğraflarda sıcak bölgeler açık sarı, soğuk bölgeler koyu renk olarak görünür. Mavi en soğuk, sarı ise en sıcak bölgelerdir. Dedektör, motorların ve döner ekipmanlarının denetlenmesi, yüksek ateşli hastalıkların teşhisi, yaralanma, iltihap, damar tıkanıklıklarının tespiti gibi birçok alanda kullanımı aslında mevcut. Şimdi radar tabii ki gene çok kullanımı olan bir diğer görüntüleme cihazlarımızdan bir nesneyi radyo frekansı sayesinde tespit ederek nesne hakkında bilgi veren bilgi sistemleridir. Nesneye çarpan radyo dalgalarıyla çalışıyor dikkat edin. Yansıma prensibine göre çalışır. Askeri amaçlı yabancı gemilerin tespiti, deniz trafiğinin düzenlenmesi, otoyolda hız kontrolü yine kullanım alanlarından birkaç tanesi. Röntgen belki de hemen hemen hepimizin bildiği bir diğer görüntüleme. X ışınları yine ışın yardımıyla yapıyoruz. Röntgen vücutta yapılan özellikle kemiklerin X ışınları kullanılarak görüntülenmesi. Hemen yanında dikkat edin bir görüntüleme ve kırık ya da orada bir çatlak var mı doktorun görebilmesi için görüntüleme cihazı olarak kullandığımız bir görüntüleme aletimiz. Görüntülemede kullanılan cihazı röntgen cihazı elde edilen görüntü ise röntgen ya da röntgen filmi dedir. En çok herhalde röntgen filmi olarak kullanıyoruz. Neyi kullanıyoruz biz röntgende? X ışınları enerjisi yüksektir. Yüksek olduğu için aslında dokulara zarar verir. O yüzden çok sık
Röntgen, doktor röntgene göndermez. Özellikle hastayı röntgene gönderirken en son ne zaman röntgen çekildiğini illaki sorar. Çünkü vücut üzerinde dokularda sertliğine ve yumuşaklığına göre geçme şiddetleri farklı olduğu için bölgeye bir zarar verme durumu söz konusudur. O yüzden dokulardaki o sertliğe ve yumuşaklığa göre, geçişine göre ne okutur? Size bir yapısal farklılık olup olmadığını gösterir. PET, pozitron, emisyon ve tomografi. Özellikle çok ciddi hastalıklarda kullanıyor doktorlarımız bunu. Kanserin ilk teşhisi, evrelenmesi, yaygınlığının belirlenmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılması için kullanılan görüntüleme yöntemi. Bilgisayarlı tomografi ile birleşerek birçok hastalığın teşhis edilmesini ne yapar? Kolaylaştırır. PET CT cihazında görüntüleme yapılmadan önce hastanın gerekli ön hazırlığı, işte açlık, kan şeker ölçümü gibi yapıldıktan sonra hastanın damarından radyoaktif bir madde enjekte edilir. Belli bir süre sonra PET CT içinde görüntülemeye başlanır. PET CT ile kanser hücrelerinin dokularının saptanması, tedavi planı, tedavi sürecinin başarısı gibi aşamalarda sağlıklı biçimde yapılabilir. İnsan için aslında tehlikeli ve zararlı bir kullanım görüntüleme aracımız. Şimdi X ışınları, bunlar çok önemli. Demin de söylemiştik, röntgen cihazında kullanıyoruz. X ışınlarını nasıl elde ediyoruz? X ışını bir aslında elektromanyetik dalga, yani ışık. Tıpta radyoskopi ya da radyografiinde kullanılır. Teşhis ve tedavisinde büyük öneme sahiptir. Nasıl yapıyoruz? Karmaşık organik maddelerin moleküllerinin yapılarının aydınlatılmasında kullanıyoruz. Malzeme kontrolünde özellikle malzemelerde deformasyon var mı yok mu kullanıyoruz. Yeni elementlerin keşfedilmesinde özelliklerini incelemede kullanıyoruz. Röntgen cihazlarında demiştik kullanıyoruz. Kaynaklanmış parçaların sağlamlığının kontrol edilmesinde de yine neyi kullanıyormuşuz? Demek ki X ışınlarını kullanıyoruz. X ışınların aslında kullanım yerleri daha da fazla. Bu kadarını bilmemiz yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi ama X ışınları kullanıyoruz ancak. X ışın aslında dediğim gibi enerjisi yüksek bir elektromanyetik dalga. O yüzden de ne yapacak? Aslında dokularda biraz daha hasar yol açacak. O yüzden yan etkileri üzerine mutlaka durmamız gerekir. Nedir? DNA'yı parçalayabilecek kadar bir enerji taşırlar. O yüzden çok sık röntgen çektirmemek gerekir. Ya da X ışınına maruz kalmamak lazım. Hücre için zararlı ışınlar yumuşak X ışınlarıdır. X ışınların da bir dalga boyu ve frekansı olduğu için enerjisi daha da farklılaşabilir. X ışınlarına maruz kalırsa cilt yanıkları oluşabilir. Özellikle ve kansere yol açarlar. O yüzden çok sık kullanılmamaya gayret gösterilir. Şimdi görüntüleme cihazları ilgili hemen bir örnek. Görüntüleme teknolojisinde kullanılan bazı cihazlarda görüntü elde edilirken elektromanyetik dalgalardan yararlanılır. Sonar cihazı aslında bir ses dalgasıdır. Ses dalgası gönderirsiniz ve ses dalgasının bir yüzeye çarpıp geri gelmesiyle karşınıza çıkar. BT bilgisayarlı tomografi cihazında demiştik, hatırlayın, biraz önce vardı. Termal kamerada da elektromanyetik ışıma yapıyor. Işıma yapmasıyla yine karşınıza ne çıkacaktır? Elektromanyetik bir dalga çıkacaktır. Bu durumda 2 ve 3'te ne olur? Elektromanyetik dalgalar kullanılır. Tıp alanında görüntüleme cihazlarından olan röntgen ile ilgili. Şimdi demin ne dedim? Demiştik ki kırık veya işte kemikte bir küçük deformasyonları görmek için doktorumuzun kullandığı görüntüleme aleti. Hangileri doğrudur demiş? X ışınlarından faydalanır. Evet, X ışınları belli bir gerilimle hızlandırılır. Bu hızlandırma ile birlikte bir metal plakaya çarptırılır. Kinetik enerjisi levhanın içinde durduğu için kinetik enerjisini kaybeder. Kaybettiği kinetik enerjiyle atom uyarılır. Uyarılan atom uyarılmış bir halde kalamadığı için aldığı enerjiyi dışarı ışıma yapar. Belli bir enerji miktarıyla siz elektronları hızlandırdığınız için çıkan ışıma X ışınlarının enerjisine denk gelir ve böylelikle de ne yapmış olursunuz? Röntgen çekmiş olursunuz. Elektromanyetik dalgalardan mikrodalga değil X ışınları olarak faydalanılır. Yüksek frekanslı ses dalgaları, hayır, ses dalgası değil, elektromanyetik bir dalgadır dedik. O yüzden cevabımız nedir? Yalnız birdir dedik. Şimdi bir diğer görüntüleme cihazı ile ilgili sorularımızdan, aşağıda verilen görüntüleme cihazlarının hangisinde görüntü elde etmek için ses dalgalarından faydalanır? Manyetik rezonansta elektromanyetik dalga demiştik. Sonarda ses dalgası. Ses dalgası. PET'te yine aynı şekilde, elektromanyetik ultrasonda yine ses dalgası var demiştik. O zaman 2 ve 4'te ses dalgası kullanırken diğerlerinde elektromanyetik dalgalar kullanacak.
Şimdi geldik. Yarı iletken teknolojileri günlük hayatta elektronik devre elemanları içerisinde çok kullandığımız ve kimyasal bazlı aslında iletkenlerimizle elde ettiğimiz teknolojik aletlerimiz bunlar. Yarı iletkenler son enerji düzeylerinde 4 elektronu olan ve bu 4 elektronu olan atomlardan elde ettiğimiz sistemler bizim için. Normal şartlar altında yalıtkanken, burası önemli, normal şartlar altında yalıtkanken manyetik alanın etkisi, elektrik alan, ışık, ısı gibi dış etkilerle ne hale getiriyoruz bunu? İletken haline getiriyoruz. İçlerinde konulan katkı maddeleri ile P tipi ve N tipi yarı iletkenler elde ediyoruz. Tamamen işte germanyum ve silisyum kullanılarak elde ediliyor. Germanyum ve silisyumun son enerji valans seviyelerindeki enerji elektronları ile ne yapıyorsunuz? N ve P tipi bir iletkenler elde ediyorsunuz. Şimdi bunlardan bir tanesi, birinci elektronik devre elemanımız nedir? Bir diyot. Şimdi diyot ne? P tipi ve N tipi yarı iletken malzemenin birleşimiyle oluşan elektrik devre elemanına diyot diyoruz. Nasıl gösteriyoruz? Sembolü nedir? Sembolü bir ok alıyoruz. Önüne de bir ok koyuyoruz. Eğer akım ok ile aynı yönde giderse geçmesine izin veren, oka ters yönde gelen akımın ise geçmesine izin vermeyen aslında bir elektrik devre elemanı. Diyotlar ne yapıyor? Asıl görevini tek yönlü akım geçmesine neden oluyor. Bir diyotun P tipi yarı iletken ucu güç kaynağının artı kutbuna, diye N tipi yarı iletkenin de eksi kutbuna bağlanırsa devrede hareket, yük hareketi oluşur ve devrede ne elde edersiniz? Lamba yakacak şekilde bir akım elde edersiniz. Ama dikkat edin, burada ikincisinde ise pili ters taktınız. Pilin ne yaptınız? Güney kutbuna, kuzey kutbuna pilin artı ucunu, güney kutbuna ise pilin eksi kutbunu bağladığınız için akım bu tarafa doğru gelmeye çalışırken engel oldu ve akımın geçmesine izin vermedi. Yukarıda da P ve N tipi olarak ne yaptınız? Belirlediniz. Şimdi geldik bir diğer elektronik devre elemanımız ne? Transistör. Transistör de yine P ve N tipi yarı iletkenler kullanılarak oluşturulan elektrik devre elemanlarımız bizim. Nasıl çalışır? Elektrik devrelerinde zayıf sinyalleri yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlamak için kullandığımız devre elemanları elektronik devrelerde anahtar görevi de görür. Bir diğer LED, belki de en çok bildiklerinizden. LED hemen yanında bir resmini görüyorsunuz. Üzerinden elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan diyotlara denir. Işık yayarak başlar. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Yapılarında yarı iletken malzemeler bulunur. Hepsi P ve N tipi yarı iletkenlerle oluşturulan elektrik devre elemanları. Bunlardan bir diğerini güneş pili, enerji tasarrufu, özellikle güneşten faydalanabilmek için kullandığımız güneş pillerimiz. Yüzeyine düşen güneş ışınlarının enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler. Şimdi buradan düştü. Dikkat edin. Arada boşluklar var. N tipi yarı iletkenle P tipi yarı iletkeni aldınız. Çarptığı anda elektronları çekip elektronları kopardı. Sistemde bir elektron hareketi elde ettiniz ve ne yaptınız? Sistemde bir elektron güneş ışığı N tipi yarı iletkenin üzerine düşerek bu yüzeydeki elektronları söker. Bu durum N tipi yarı iletkende deşikler olmasına neden olur, öyle diyoruz bu kopmalara deşik. Bunun sonucunda alttan yukarıya doğru elektron hareketi olacağından devrede bir elektrik akımı oluşur. Lamba böylelikle ne yapar? Işık vermeye başlar. Hemen bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Yarı iletken maddelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Sıcaklık arttıkça iletkenlikleri azalır. Tam tersine sıcaklık arttıkça ne yapacak? İletkenlikleri artacak. Yarı iletkenler normalde yalıtkanken sıcaklık, hatırlayın, demin dikkat ederseniz söylemiştik, manyetik alan ve elektrik alan etkisiyle iletkenliklerini artırır demiştik. Son yörüngelerinde 4 valans elektronu bulunur. Aynen öyle. 4A grubu silisyum ve germanyum kullanarak yaptığımız sistemler daha çok. Yarı iletkenlerde atomlar arasındaki iyonik bağ olur. İyonik bağ olamaz. Ne olacak? Kovalent bağ gerçekleşir. Çünkü son valans elektron düzeyinde 4 elektronları olduğu için her ikisi de 4 elektronu ortaklaşa kullanmaya çalışacaklar. Bu yüzden de iyonik bağ oluşturamazlar. Ne olacak cevabımız? 1 ve 2, yani B şıkkı olacak. Hemen diyotla ilgili bir tane soru çözelim. Özdeş PRS ve T lambaları ile diyotlardan oluşan elektrik devreleri şekildeki gibidir. Başlangıçta A anahtarı açıkken hiçbir lamba ışık vermemektedir. Anahtar kapatıldığında hangi lambalar ışık verir demiş. Anahtarı kapatırsam devredeki akım bu yöne doğru gidecek. Hemen okuma bakıyorum. Benim akımım bu tarafa doğru döndüğü için benim
Diyotumun yönü de aynı yönde olduğu için akımın geçmesine izin verecek. Oysa akım bu tarafa doğru gitmeli. O akıma ters, ledin okuna ters yönlü olduğu için bu tarafa akım gitmesine izin vermediği için P lambası yanmayacak. Şimdi akım buraya geldi. Dikkat edin, bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Elimdeki diyotumun okunun yönüne ters yönlü olduğu için buraya da akımın gitmesine engel olur. O yüzden R lambasının üzerinden geçen akım S lambasının üzerinden geçerek gelir. Burada bir diyot daha var. Aynı yönde akım geçtiği için akım geçmesine izin verip devreyi tamamlar. Bu durumda hangi lambalar yandı? Bir R, bir de S lambamız yandı. Yani cevabımız ne oldu bu durumda? A şıkkı oldu. Hemen bir diğer sorumuz. Aşağıda bazı elektronik devre elemanlarına örnekler verilmiştir. Buna göre bu devre elemanlarından kaç tanesinin yapısında yarı iletken malzemeler vardır? Transformatörler biliyorsunuz bobin, iki bobinin ve bir demir çekirdekten oluşur. O yüzden transformatörler olamaz. Güneş pilinde olduğunu söylemiştik, hatırlayın. Diyot zaten P ve N tipinden oluşur. Kondansatörler, hatırlayın, iki paralel levhanın birleşimiyle yük depolamaya yarayan aletler, o yüzden kondansatörlerde olamaz. Bobinde hatırlarsanız akım makarası. Akım makarasında da yine ne yok? İletken bir telin makaraya sarılmasıyla oluşan bir devre elemanımız. O yüzden bobinde de yok. Bu durumda sadece iki tanesinde ne var? Yarı iletken malzemelerin kullanıldığı elektrik devre elemanları olarak karşımıza çıkar. Şimdi lazer günlük hayatta gene çok karşımıza çıkan, hatta tıpta da çok kullanılan, işte özellikle ne bileyim şovlardan tutun da İşte bir matbaada, bir herhangi bir fabrikada, işte hastanede bile kullanabilen çok çeşitli tipleri var. O yüzden lazerler günlük hayatımızda şimdilik çok fazla yer kaplayan özel malzemelerimiz. Lazer ışınları ne? Işın, elektromanyetik bir dalga. Aslında zararlı uyarılmış emisyon yoluyla elde ediyoruz. Uyarılmış emisyon ne? Bir ışık gönderiyorsunuz, atoma çarpıyor, atom tarafından soğuruluyor. Soğurulduktan sonra atom uyarılmış bir şekilde kalamadığı için aldığı enerjiyi ışıma yaparak veriyor. Ve bunu birçok atoma yaptığınız zaman birden fazla ışık elde ediyorsunuz. Bir başka atoma çarpıyor, çıkan ışık o atomu uyarıyor ve bunu belli bir sayıya ulaşana kadar yapıyorsunuz. Ve sonuçta aynı dalga boyunda, aynı frekansta büyük şiddette ne elde ediyorsunuz? Toplu bir ışık elde ediyorsunuz ve bu ışığa ne diyoruz biz? Lazer ışık diyoruz. O yüzden uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir. Önemli noktası bu. Aynı fazda, bu çok önemli, lazerler toplu ve aynı fazda tek renkli ışıktır. Asla çift renkli, 2-3 renkli bir lazeriniz olamaz. Sadece kırmızı ışık, yeşil ışık olarak karşınıza çıkar. Çok uzaklara, eğer havada diyelim ki yağmur var, rüzgar var, bunlardan etkilenir. Aslında çok güzel gönderirken eğer ki hava durum uygun değilse dağılabilir. Ama eğer düzgün bir havadaysanız gökyüzüne yukarıya doğru ne yapabilirsiniz? Gönderebilirsiniz. Çok uzaklara gidebilme özelliğine sahiptir. Verimleri çok düşük. Bu çok önemli. Verimleri ciddi anlamda düşük. %20-%30 arasında bir verim vardır. O yüzden de verdiğiniz enerjinin büyük bir kısmını kayıp olarak karşınıza çıkar. Atmosfer olayları. Demin dediğim gibi yağmurlu bir günde lazeri çok uzağa gönderemezsiniz. Dağılır. İşte rüzgarlı, fırtınalı günlerde atmosfer olaylarından etkilenir. Şimdi lazerin kullanım alanları dedim ya çok, işte gözünüzdeki ameliyata, katarakt ameliyatına kadar birçok yerde, işte ne bileyim bir doktorun ameliyatta hastayı ameliyat edebilmesi için keserken de kullanabilir. Yaraları dikmek için bile, kesikleri dikmek için bile ne yapabiliriz? Lazerden kullanabiliriz. Kağıt kesmek için bile kullanabiliriz. İnanılmaz derecede fazla kullanım alanı var. Şöyle birkaç tanesini sıralarsak tıpta, endüstride, işte kağıt kesiminden tutun da bir metali kesmeye kadar, savunma sanayinde çok önemli bizim için, telekomünikasyonda çok fazla girdi artık, mikrobiyoloji, uzay teknolojileri, oyuncak ve eğlence sektörü, belki de şunu en çok biliyoruz, günlük hayatta çok karşımıza çıkıyor. Şimdi lazerle ilgili bir tane örnek çözelim. Lazer ışığı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Uyarılmış emisyon yoluyla oluşur. Doğru. Aynı fazlı fotonlardan oluşur. Doğru. Bulut, sis, yağmur gibi atmosfer olaylarından etkilenir. Doğru. Verimleri yüksek değil, düşüktür. Yanlış. O yüzden 1, 2 ve 3 doğruyken 4 yanlıştır diyoruz. Evet. Bugün birazcık daha sözel, birazcık daha okuma gerektiren ama günlük hayatta çok kullandığımız, çok işimize yarayan, çok önemli fiziğin teknolojiyle bütünleşip günlük hayatımızın içine girdiği bir konuyu çalıştık. Görüntüleme cihazları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 3-4-5 yayınlarında tekrar buluşmak üzere. Kolay gelsin.